Şuna bakın. Güzel. Sakinim, sakinim. Çok sakinim. İmdat! Ya ne olur kurtarın hadi. Ya tamam, merak etme, kurtaracağız seni Burak. Sakin ol. Of, nasıl hata yaptım da bu tuzağa düştüm ya. Neyi fark edemedim ki? Bu işimizi görür. Dayan Burak, ipi kesiyorum. Mete dur, sakın ipi kesme. Ne oldu, ne oldu? Ne güzel kesiyordu işte. Kesin. Yukarı bakın. Bu iki aşamalı bir tuzak. Benim ağırlığım diğer tuzağı pasif tutuyor. Eğer ipi kesersek daha kötü olacak. Hayır, daha kötü olmasın. Lütfen daha kötü olmasın. Merak etme Kerem, olmayacak. Benim ağırlığım kadar bir taş bulmak lazım. Taşı yerleştirirsek ağın altına, belki o zaman tuzak düşmeden kurtulabilirim. Siz de dikkatli olun. Taş bulun. Dağlardan, ormanlardan taş bulun. Ben Burak'ın yanında kalacağım. Kurtaralım Burak. Geliyorum. Acele edelim. Orman çocukları bizi kaçırmaya gelmesin. Orman çocukları mı? Onlar bizi görseydi kaçırmazlardı. E kaçırırlardı diyorsun. Of, bu fırsatı kaçırmazlar diyorum. Bana laf oyunu yapmayın. Sepet yaptım. Çok güzel oldu. Bravo Elif. Aferin. Harikasın. Arkadaşlar, dikkatli olun. Elif, dikkat et. Dikkat edin. Kaya gibi yere çakılmayın. Yapıyorum, bırak. Tamam. Yavaş yavaş taşları koyun hadi. Yavaş, dikkat et. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Tuttum. Uf, neredeyiz biz böyle ya? Al. Şimdi bana biraz taş verin. Taş. İşe yarıyor. Aa, çok iyi. Evet. Aa, çok iyi. O tarafa geliyorum, bekleyin. Tamam. Oy. Hadi. Bana bir taş verin. Tamam, şurada, şurada, burada. Al. Şurada var. Şimdi yavaş yavaş çık. Biz ağırlığı dengeledik. Woo!
görüntüden tercüme programını yükleyip aktifleştirmişim iyi ki. Aynı zamanda metnin eksik tarafını da tamamlayacak. Eski Türkçe'de de işe yarıyor mu var? Onu da yükledim. Harikasın. Wow, kızıl ötesi ışınlar işe yaradı. Eksik tüm metni görebiliyoruz. Yay Firuze Çinik, yay Zifiri Mezar. O aşağı giderken yukarıya kıl nazar. Felekler tembil için eyleyince ihtiza. Arşa çıkmak dileyen arza merdiven kazar. Kendi deryada ise namı kalır belgüzar. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Al benden de o kadar. Bilmece gibi bir şey sanki. Merak etmeyin, çözeriz. Artık kampa dönsek iyi olacak. Bizi merak ederler. Sonra bakarız. Haklısın. Daha sonra çok zamanımız olur. Gözlüklerin pili bitiyor. Tüh be. Hadi hemen ezberleyelim. Her birimiz birer mısrasını ezberlesin. Ben ilk mısrayı ezberliyorum. Elif, sen ikinciyi ezberle. Burak, sen üçüncüyü. Asya, sen dördüncüyü. Kerem, sen de son mısrayı ezberle. Hadi. Gâhi firüz içini, gâhi zifiri mezar. O aşağı giderken yukarıya kıl nazar. Felekler tenler için eğleyince ihtisa. Arşa çıkmak dileyen arza merdiven kazar. Kendi deryada hitse namı kalır belgüzar. Arkadaşlar, gözlüklerin şarjı bitmeden kampa dönelim. Navigasyonsuz kalıp ormanda yolumuzu kaybedebiliriz. Tamam, hadi. Kendi deryaya itse namı kalır belgüzar. Kendi deryada itse namı kalır belgüzar. Mavi'den önce geldik. Yarışı biz kazandık. Ben anlamadım. Biz yarışı bitirdik ve kampa geldik. Onlar bu kadar zamanda nasıl gelemedi? Çünkü biz Karayeliz. Çizgimizi bozmadan böyle devam edelim arkadaşlar. Ve Mavi kampı zehirledi. Yasemin, hayırdır kızım, dipten midye mi çıkarıyorsun? Efendim? Dalmışsın diyorum. Ay yok, bu kıza evde boş oturmak yaramadı. Yok mu yaz için bir planın? Planlarıma göre matematikten yaptığım net yeterli olacak. Ama aynı zamanda söz ilimin de iyi olması lazım. Anneciğim, iyi misin sen? Başına güneş falan mı geçti senin? Tarihten yaptığım net öğrendiğimde daha iyi olacağım. Kızcağız zor sınavlardan geçti. Şimdi yaza odaklanmak istiyor, haklı. Ya boş oturmak çok sıkıcıymış babaanne. Ben geçici de olsa bir işte mi çalışsam acaba? Çalış çalış sen. Allah boş oturanı hiç sevmez. Ay benim minik prensesim büyümüş de iş mi bulacakmış, çalışacak mıymış? Ay ne yapsa acaba? Şimdi avukat yanı olabilir, hastane olabilir. Aa, muhtar yanına birini arıyordu, o da olabilir. Evet. Kızım, sen bırak. O ne istiyorsa, ne yapmak istiyorsa orada çalışsın, onu yapsın. Tamam anneciğim, ben de bir şey demedim zaten. Öyle ne olabilir diye konuşuyoruz işte. Ben bir çayları tazeleyeyim. Ya da şöyle okkalı bir kahve yapayım. Ha, içeriz değil mi? Ay Allah aşkına sen otur, Yasemin halleder. Hadi. Yok canım, ev sahibiyim ben. Tamam, Yasemin de sana yardım etsin. Heh, hadi bakalım. Belki kafede çalışmak isteyebilir. Yani kahve yapmayan kafede iş bulabilir mi? Bulur kızım, bulur. O her yerde iş bulur. Çünkü yetenek konusunda babaannesine çekmiş. Ayşe teyze. Ya belki iş için senden yardım isteyebilirim. Tabii Yasemin'ciğim, sen yeter ki iste. Tamam o zaman, ararım. Tamam. Oo, nihayet. Navigasyonu kullanmayı beceremediniz değil mi? Hiç de bile. Başımıza gelenleri bir bilseniz. Takın bakalım gözlükleri. Kim kaç puan almış görelim. Bizimkilerin şarjı bitti. He, o yüzden mi yolunuzu bulamadınız? Murat, gözlüğünü Burak'a versene. Onlar da görsün sonucu. Ben
Gördünüz mü? Gördük. Kazanmışsınız. Teknoloji. Ama sanal şeyler. Asıl okullar arası turnuva önemli. Okulu biz temsil edeceğiz. Hatırlatırız. Rezil etmeyin de okulumuzu. Gerçi şu halinize bakınca çok bir şanssız olduğunu zannetmiyorum. Göreceğiz onu. Nereden buldun sen bunu? Durun arkadaşlar. Sinan, sen bana vermedin mi onu? Evet verdim ama götürdüm, Mete'ye verdiği hediye etmedim. Seni bunlardan farklı sanıyordum. Ama hiçbir farkın yokmuş. Sen de bunlar gibiymişsin. Her şey yolunda mı çocuklar? Evet, her şey yolunda hocam. Mete, idman yapalım mı? Tamam hocam. Hadi. Arda'nın saçları çok uzamış. Onu tıraş edeceğiz. Ne? Saçmalama. Asla böyle bir şeye izin vermem. Sen gidip yarışma için hazırlansana. Hazırlanayım, değil mi? Saçmalama. Tabii ki de saçını falan kesmeyeceğiz. Ne var peki aklında? Yarış parkurunda görürsünüz. Aferin Mete. Aferin. Gün geçtikçe daha iyi oluyorsun. Teşekkürler hocam. Salih Usta eğer yeterince sabredersek çok iyi bir kemankeş olabileceğimizi söylemişti. Ya. Bir atış daha yap bakalım. Ne bekliyorsun? Vursana hedefi. Hocam siz zaten atıp benden önce vurmuşsunuz. Sabır tembellerin mazeretidir Mete. Sabrı olmayan her zaman önce hareket eder ve kazanır. Anladın mı? İyi, bu dersi de öğrendiysen hadi sen biraz kamp alanına git. Kolay gelsin çocuklar. Teşekkürler hocam. Bugün turnuvayı sadece ok atışlarından ibaret. Onun için her ekipten dörder kişi üç atış yapacak. En çok puanı alan turnuvayı kazanır. Anlaşıldı mı? O zaman ilk atışlar için Asya, Merve. Geçin bakalım. Hadi Asya. Hadi Asya. Çek! Atış serbest! İşte bu! Evet, kazanan Karayel. İkinci atışlar. Çek!
Hatır serbest. Evet. Bunu da Merve kazandı. Ne oluyor ya? Üçüncü atış. Çek. Atış serbest. Kazanan Merve, yani Karayel. İyi atış yaptığıma eminim. Ama nedense oklar düzgün gitmiyor. Evet, ikinci atıcılar Elif, Murat. Hadi Elif. Geçin bakalım. Çek. Hadi Elif. Başarabilirsin. Hadi Elif. Hadi Murat. Atış serbest. Elif. Evet. Murat aldı. Of. Aferin. Bravo Murat. Murat nasıl yener? İkinci atış. Hazır. Çek. Atış serbest. Evet. Bunu da Murat kazandı. Oley. Bravo. Nasıl ya? Evet, son atışlar. Hadi Elif. Hadi Elif, gelebilirsin. Murat. Murat, Murat. Murat. Hazır. Murat. Çek. Atış serbest. Evet, evet. Evet, kazanan Murat. Nasıl oluyor da Murat beni yeniyor anlamıyorum. Sanki bir rüzgar oku yakalıyor ve hedef şaşırtıyor. Evet, ne tesadüfse ikinizin de okları hep aynı yere düştü. Normal attığımızın 5 derece solu atacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu sefer yeneceğiz. Evet. Evet, üçüncü atış için Burak Arda. Geçin bakalım yerinize. Hadi Arda. Çek. Atış serbest. İşte bu. Evet, kazanan Burak. Yani Mavi Ay. Bravo Burak. Evet, Burak Arda. İkinci atışları. Hazır. Çek. Atış serbest. İşte bu. Nasıl attı ya? Evet, son atışlar.
Çek! Atış serbest! Evet, kazanan Mavi Ay. Çok iyi Burak, çok. Yeneleri kesmemiş miydik? Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet, günün son atıcıları Mete ve Sinan. Geçin bakalım. Hadi Sinan. Hadi Sinan. Hadi Mete. Hadi Mete. Haydi Mete. En çok puan alan turnuvayı kazanır. Senin mavi yayını karartacağım. Standart sapmayı hatırla Mete. Sabır, tembellerin mazeretidir Mete. Sabrı olmayan her zaman önce hareket eder ve kazanır. Çek! Atış serbest! Mete! Ya Mete! Atış serbest! Aceleci davrandın. Salih Hoca bize böyle mi öğretti? Unutma, iyiler kazanır. Unutma, kötüler kaybeder. Evet, bugünlük bu kadar. Şu kalan okları verin bakalım. Alın hocam. Ben burada olmayınca atış yapmak yasak. Anlaşıldı mı? Ver canım sen de. Versene hayatım. Sinan, makasını versene. Ne yapacaksın makası? Bizim telekleri onların teleklerine benzeteceğim. Ne? Ne diyor? Ver bakayım sen şunları. Bu okların hali ne? Biz bir şey yapmadık hocam. Nasıl bilmiyorsun evladım? Ha? Ne olmuş bunlara? Allah, ben de şaşırdım hocam. Acaba ne olmuş olabilir ki? Hile yapmışlar. Üretim hatası olabilir mi? Anlaşıldı. Yine hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. O zaman şöyle yapalım. Son atışları tekrarlayalım. Bakalım gerçekten kazanan kimmiş? Ama... Aması maması yok evladım. Aması maması yok. Benim burnuma kötü kokular gelmeye başladı. Yine birileri hile yapmış anlaşılan. Ha? Ben şimdi gideceğim. Yeni oklar getireceğim. O zaman hilesiz bakalım kim kazanacak onu göreceğiz. Ha, bu arada ben burada yokken tartışmak, kavga etmek falan yok. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Hile yaptınız değil mi? Niye hile yapıyoruz? Ya hile tabii tabii. Hile yapıp sonra hile yap. Ya ben de bir şey yapmadım. Ya. Bir şey mi yaptın? Kesin bakayım. Hiç laftan sözden anlamıyorsunuz siz ya. Hani tartışmayacaktınız? Al bakalım. Al sen de. Bir daha bu sahada hile yapanı görmek istemiyorum. Bakalım hile yapmadan kim kazanacak bugünkü müsabakayı? Geçin bakalım. Hadi Mete yaparsın. Hadi Mete. Hadi Mete, hadi Mete. Çek. Atış serbest. Mete.
Kazanan Mete. Hazır. Çek. Atış serbest. Evet, bunu da Mete kazandı. Aferin. Çok iyiydi. Of ya, en azından bunu yüksek at. Evet. Hesaplamalarıma göre puanlar eşit oldu. Bu atışı kim kazanırsa turnuvayı o alır. Hadi bakalım. Hazır. Biz kazanacağız Mete. Evet, hadi. Mete. Yapabilirsin Mete. Çek. Atış serbest. Ya hak. Baray kazandı. Senin yüzünden kaybettik. Ben atkıyı da böyle incecik şişle örerim. Ne öyle kalın şişle örerler, boğum boğum. İnsanın boynunda havale gibi. Ya anacığım sen yaz günü böyle günlerle falan bunalmıyor musun? Oğlum, kışa kadar anca hepinize birer takım yaparım. Ya. Yaz için hangi işi yapacağıma karar verdim. Hayvanlara bakacağım. Ay anne bak duydun mu? Veterinerliğe heveslendi anne duydun mu? Ay duyuyorum tabii sağır değilim ya. Ha ne var bunda sevinecek? Yani baytarlık yapacak diye. Danayla mandayla uğraşacak. Ay, neden mandayla uğraşsın anne? Kedisi köpeği olan bir sürü insan var onlarla ilgilenir. Ben baktım. Köpeklerin çoğu dana gibi. Herkes fino beslemiyor. Ay ne olacak anne? Yasemin'ciğim. Selam. Al bakalım ilk işin. Ay çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Gelsene içeri. Yok kuzum geç oldu. Ben gideyim işlerim var. Annelere çok selam söyle olur mu? Hoşçakal. Ya anneciğim kız doktor olmak istese iri yarı insanlar var diye olmaz mı diyeceğiz? Ay. Kimmiş annem? Ayşe teyze geldi selam söyledi. Nasıl? Sadece selam söylemeye mi geldi? Bak, bak beni hiç duyuyor mu? Çok yaşa anneciğim. İyi yaşa anneciğim. Hayvanın lafı bile beni hapşırtmaya yetti. Niye ki? Annemin hayvan tüyüne alerjisi var canım. Bilmiyordum. Çok yaşa. Sus sen de gör. Salih hocam. Salih hocam. Salih hocam. Salih hocam. Önemli bir şey var galiba. Evet hocam. Geçin bakalım. Evet evet hadi. Hadi koşun koşun koşun. Hadi. Sizi dinliyorum. Ok atışlarını kazandık. Aferin size. Hocam, niye ortak alanda değil de burada duruyorsunuz? Çayır çimen her yerde olur. Ama ender bitkiler ormanın kuytu köşelerindedir. Bunu sen iyi bilirsin. İşte insan da kendi için bir şifalı bitki aradığında ruhunun içindeki ormanın derinliklerinde arar. Etrafta binlerce ses var, bir sürü koku. İşte bunların hepsi birer engeldir. O engelden kurtulmak için de bazen yalnız kalmak iyi gelir. Onun için. Herkesin içinde orman var mı ya? Ben yalnız kaldığımda baklavalar, börekler hayal ediyorum. Belki senin de içinde bir orman vardı zamanında.
Ama mangal yapmak için piknik alanına çevirmişsindir. Uf, mangal deme, piknik deme. Zaten çok açım. Kerem iyice kendinden geçmeden biz konumuza dönelim bakalım. Buraya atışlarda başarılı olduğunu söylemeye gelmediniz herhalde, değil mi? Evet hocam. Ormandaki gizemli taşı bulduk. Hatta üstündeki yazıları da gördük. Bu iyi işte. Ama bir sorunumuz var. Üstündeki yazılar çok eskiydi. Hem de çok karmaşık. Sanki bilmece gibi. Hiçbirimiz bir şey anlayamadık. Ama belki siz anlarsınız diye düşündük. Ne yazdığı aklınızda mı? Evet hocam. Her birimiz birer satırını ezberledik. Yahi Firuz içini, yahi Zifiri mezar. O aşağı giderken yukarı kıl nazar. Felekler tenbir için ehleyince ihtisar. Arşa çıkmak dileyen arza merdiven kazar. Nerede? Ya sakın unuttum deme Kerem. Lütfen. Kerem. Hadi. Bir dakika. Hadi çalıştır hadi. Tabii biliyorum canım. Şey... anladım ya. Buluyorum aklımda. Bekleyin lütfen. Söylüyorum. Allah aşkına bekleyin. Gel. Hoş geldin Sinan. Hocam, bilmecenin tamamını ele geçirdim. Göster. Gâhi Firuze çiğni, gâhi Zifiri mezar. O aşağı giderken yukarı kıl nazar. Felekler tenvir için eğleyince istihzar. Arşa çıkmak dileyen arza merdiven kazar. Hocam, ben bundan hiçbir şey anlamadım. Bu Türkçe mi? Eski Türkçe, Osmanlıca. Evet, ben de çok bir anlam veremedim ama. Beni bulmacanın cevabından daha çok ilgilendiren şey Sinan'ım. Bunu kim buldu? Ben buldum işte. Ben buldum. Ah Sinan. İkimiz de bunun doğru olmadığını biliyoruz, değil mi? Ayrıca doğru olmasına gerek de yok. Bilgi, güç, hız, acımasızlık, hatta sinsilik. Kullanmayı bilenler için bu silahların hepsi eşit güçtedir. Önemli olan senin neye yeteneğin olduğunu bulup onun üzerine gitmemiz. Hı? Gel bakalım. İdmana devam edelim. Yeteneklerin nerede saklıymış? Hah! Buldum. Ne kadar geldiniz arkadaşlar. Benimle geldiniz ya. Çekin yanına gider, tadı güzeller. Ne? Gurme tavsiyesi gibi bir şeydi. Ne diyorsun sen Kerem? Ya Kerem ya, tek cümle ya, tek cümle. Onu da mı unutur insan? Öyle değil miydi? Kedi çatıya gitse bana kalır salamlar. Yok ya, öyle de olmaz ki. Hep siz soktunuz başıma. Mangallar, piknikler. Acıkınca içimden başka birisi çıkıyor. Bunu biliyorsunuz. Hayır Kerem, sen acıkınca içine başka bir insan giriyor. Neredeyse bir insan boyutunda yemek olmadan önünde doymuyorsun. Ama Salih hocam ya. Hala yiyecek falan diyorlar. Suç benim mi şimdi? Bak Kerem, o cümleyi hatırlamak zorundasın. Eğer onu hatırlayamazsan taşı bir daha da bulamayız. Sırrı da asla çözemeyiz. Durun durun. Şimdi buldum. Salam değil de siyah havyar mıydı ya? Ama onunla mevsimi geçti. Of. Ama hiç yardımcı olmuyorsunuz ya. Siz gidin Kerem'in karnını iyice bir doyurun da aklı başına gelsin. Yoksa işimiz zor. Niye buraya geldik? Kuzgunlar hakkında ne biliyorsun Sinan? Yani çok bir bilgim yok.
Kuzgunları daha yakından tanımalısın Sinan. Onlar karanlığı yuva bellemiştir. Orada kendilerini güvende hissederler ve rahat olurlar. Ama aydınlığa çıktıkları zaman hiç kimsenin onları görmemesi için ellerinden geleni yaparlar. Onların sessiz bir lisanı vardır, biliyor musun? Tek bir çıtırtı, tek bir ses çıkarmadan gördükleri her şeyi diğer kuzgunlara anlatabilirler. Hiç kimse onları göremez. Onların görülmek istedikleri kişiler hariç. Sen ve ekibin benim için kuzgunlar gibi olmalısınız. Benim görmek istediğim şeyleri görüp hiç kimseye gözükmemelisiniz. Bunu başarabilir misin? Evet, başarabilirim hocam. Ceren hocam. Neredesiniz? Nereye kayboldunuz? Ceren hocam. Şimdi Sinan, aynısını yap. Kaybol. Kaybol. En iyi saklananlar, en iyi izleyebilenlerdir. En çok şeyi onlar görürler Sinan. Saklanırken geçtiğin yollarda iz bırakmamayı öğrenirsin Sinan. Ve nefesini kontrol etmeyi öğrenirsin. Ama eğer bunu zaten bilmiyorsan, o zaman göğsün kocaman bir körük gibi inip kalkmaya başlar. Kalp atışların hızlanır. Sonra düşmanın seni eliyle koymuş gibi bulur ve çıkartır. İşte seni ele veren budur Sinan. Sana senden yakın bir nefes. Kendi nefesin. Ama ben sana öğreteceğim. Bak. Burnundan nefes al ve karnını doldur. Ve ağzından boşalt. Terbiye etmen gereken şey Sinan, nefesin. Eğer nefesini terbiye edebilirsen kalp atışını kontrol edebilirsin. Eğer kalp atışını kontrol edebilirsen korkunu kontrol edebilirsin. O zaman zihnini de kontrol edebilirsin. O kötüyü görüyor musun? Nefes alıp vermeye devam et. Derin ve uzun ve sessiz. Derin ve uzun ve sessiz. Gözünü hedeften ayırma. Gördün mü? Gördün mü? Tam isabet, tek vuruş. Hoşuna gitti değil mi? Sen çok parlak bir çocuksun Sinan. Babandan çok daha fazlasını vaat ediyorsun. Ama takımına bir lider olman lazım. Arkadaşların sana itaat etmek zorunda. Çünkü eğer seni dinlemezlerse o zaman seni ele veren senin nefesin olmayacak. Onlardan birinin nefesi olacak. Kendi takımından biri yüzünden yenileceksin. Onlara itaat ettir. Ve benim için Mavi'yi takip edin. Yaptıkları her şeyi görün. Ama hiç gözükmeyin. Vurun. Artık bu işi daha çok sevmeye başladım. Celal Hocam. Bak şimdi. He? Elimizde olan malzeme bu kadar. Dikkatli yapacağız. Gel. Tamamdır. Önce bunun hepsini koyuyoruz. Hepsini hiç bırakmıyoruz. Çünkü azıcık zaten hepimize yetsin. Tamam mı? En son bu ne? Nohut. Evet. Aferin sana var ya. Dök bakalım hepsini. Tamamdır. Dök, dök, dök. Hepsini dök. Hepsini dök. Aferin sana be. Tamamdır. Azmi amca, yemeğe biraz tat katması için biber atalım mı? Biber yok, biber yok. Cık. Nane yaprağı? O olur, nane olur.
Ama yanımızda yok. Ormanda vardı. Ben gidip toplayayım. Olmaz. Seni tek başına ormana salamam. Sen burada bekle. Ben gidip toplayayım. Ama senden bir ricam var. Kerem'i buraya sokma. Tamam mı? Millet aç kalmasın. Aslanım benim. Tamam ben tamam. Amca. Bak göz kulak ol. Tamam. Sana emanet. Zaten şu kadarcık bir şey. Hadi. Durun yaklaşmayın. Özellikle de sen Kerem. Kesin talimat aldım. Arda, ben yaklaşabilir miyim? Çok güzel kokuyor. Ne kadar iyi bir aşçı oldum böyle. Bu numaralara karnım tok. Ama benim karnım aç. Arda, gelir misin biraz? Gelemem. Arda, bak tekrar etmeyeceğim. Hemen işini bırak, buraya gel. Hemen geliyorum. Sakın bir şey elinize sürmeyin. Gözlerim üzerinizde. Gözlerim üzerinizde. Tabii. Hadi. Oh, hadi hadi hadi. Oh, bismillah. Hadi Kerem. Yarasın. Bu kelimelerin anlamı ne? Toz koparanların sırrı ne? Gel. Neredesin Fuat? Seni arıyorum. Buyurun efendim. Çocukları an be an takip edeceksin. Anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin efendim. Kampta gözüm sürekli üzerlerinde. Sadece kampta değil. Ormanın içinde de onları takip edeceksin. Droneları kullan. Hay hay. Gidebilirsin. Gâhi firuze çini, gâhi zifiri mezar. Allah'ım sana geliyorum. Karnın doydu mu? Yani hafızan yerine geldi mi Kerem? Dilimin ucunda. Belki biraz daha yersem açılır. Of Kerem ya. Ay! Ay! Uf ya Kerem. Ya ne yaptın? Gittin tencere. Ne diyeceğiz şimdi Azmi amca? Babam beni affeder. Yardım edin de toparlayalım şunları. Hadi. Çok uzaklaşıp kaybolmayalım. Üf, sen de amma korktun ha. Biz Mavi Ay mıyız da kaybolacağız? Burada neredeyiz açıklar mısın? Mavi Ay yine bir şeyin peşinde. Onları gözetmemiz gerekiyor. Bunun için de ormanda saklanıp kamufle olmayı öğrenmeliyiz. Oley! Saklambaç mı oynayacağız? Ben hep olurum. 10, 9, 8, 7... Murat, sonra saçmalarsın. Şu anda acele bir işin ortasındayız. Ormanda saklanmanın sırrı dengeli nefes alıp vermektir. Bunun için de diyaframımızı çalıştırmalıyız. Böyle, izleyin. Mideye doldurun. Ya. Of Kerem. Kapa kapa. Of ya. Of, ay. Sana of ya. Ya. Kapağı ver Mete. Ormanın her yerleri naneli, naneli, naneli ya naneli, naneli. Arda nerede? Arda'nın bir işi çıktı da mutfağı bize emanet etti. Kurda kuzu emanet edilir mi oğlum? Neyse. Ay,
Dünden beri bunlar kurumamış mıdır sence? Ben kuruyanları toplayıp kaldırmıştım. Tekrar asmadım ki. Allah Allah. Ya kim astı o zaman? Bismillahirrahmanirrahim. Anne nereden çıktın? Odun koptu. Çok geç anneciğim. De sen de gör. Bütün gün hapşırmaktan içime fenalık geldi. Bu ev iyi temizlenmiyor mu? Ay, aşk olsun anneciğim. Benim gibi temizlik takıntılı bir kadına söylenecek laf mı bu? Kızım ben gördüğümü söylüyorum. Şu çarşaflara bak, griye çevrilmiş bunların rengi. Bunlara beyaz atıcı kullanmıyor musun sen? Cihan, ben titiz bir kadın değil miyim? Evet hayatım titizsin, tabii ki yani titizsin. Cihan, şimdi söyle bakalım, sen benim yanımda büyüdün. Benim çarşaflarım daha beyaz yoksa bu çarşaflar mı daha beyaz? Anneciğim beyaz beyazdır yani, daha beyaz diye bir şey bilmiyorum ben, yok yani. Ben bir şey yapmayı unuttum, pardon. Sen kaçma, kaçma, gel buraya, mühim bu, mühim. Gel buraya. Ne yaptıysak işe yaramadı hocam. Kerem iptal. Olur. Biraz daha bekleriz, sabır. O taş ne zamandır orada duruyordu sizce? Epeyce eskiydi hocam. Ama ne kadar eski? Yüzlerce yıllık gibi duruyordu. Çok çok eski. Yüzlerce yıl beklediğine göre azıcık da Kerem'in hatırı için bekleyebilir. Kardeşinizin o kadar hatırı yok mu? Biz bunca yıl sonra kavuştuklarımıza sahip çıkalım. Temran ne alemde? Emanet emin ellerde hocam. Güzel. Emanet emin olana yakışır. Kişi önce kendinden emin olacak. Sonra arkadaşları onun iyiliğinden. İşte o zaman emanet yerini bulmuş demektir. Beş usta bize beş emanet bıraktı. Ve emaneti yerine ulaştıralım diye de Kemankeş Ocağı'nı yaptılar. Her taşında binlerce sır saklı. Ve her bir taşı için ter ve gözyaşı döktüler. Biz emanetin üçünü bulduk ama ikisini hala bulamadık. Ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyoruz ama bulacağız. Bu da bizim vazifemiz. Peki onları bulunca ne olacak hocam? Beş emanet, beş anahtar demek. Beş anahtar birleşecek ve kilidi açacak. İşte o kilit açıldığında biz asıl emanete kavuşacağız. Toskopara'nın yayı. Toskopara'nın yayı. Mavi ay vakti gelmeden önce ona ulaşmamız lazım. Yüz yılda bir gelen mavi ay vakti. Daha önceki asırlarda acaba doğru asır bu muydu diye bekleyip sonra hayal kırıklığına uğrayan çok insan oldu. Ve biz emanete kavuşamadık yani Toskopara'nın yayına. Beş anahtar, yüz yılda bir açılabilen kilit. Neden bu kadar uğraşmışlar büyük ustalar hocam? Neden doğrudan Toskopara'nın yayını bırakmamışlar diğer emanetler yerine? Çünkü onun peşinde olan sadece biz değiliz. Nasıl yani? Başka okçular da mı var emanetin peşinde? Onlar da mı Kemankeş Ocağı'ndan yetişen birileri? Hayır, onlar karanlığın kalbinde yetişen birileri. Ve sadece kötülük yaparak ayakta duran insanlar. Bu kötüler Toskopara'nın yayından ne istiyorlar hocam? Yaydan bir şey istemiyorlar. Yayın taşıdığı manayı yok etmek istiyorlar. Toskoparan olmak ne demektir? Toskoparan olmak, en güçlü olmak, en cesur olmak demektir. Toskoparan olmak, kahraman olmak demektir. Doğru. Ama eksik. Toskoparan olmak, arkadaşların için öne atılmak demektir. Toskoparan olmak, fedakarlık demektir. Toskoparan olmak, kahraman olmak değil. Kahraman olmayı beklemeden kahramanlık yapmak demektir. İşte biz bu mananın peşinden gideceğiz. Onların da yok etmeye çalıştıkları bu mana. Peki ne olacak bu manayı yok ettiklerinde? Onların karanlık oklarından insanları koruyacak bir kalkan kalmayacak. Buna izin veremeyiz. Vermeyeceğiz elbette. Ustalar bu ormana gelirken bir ok, bir yay, bir de düşle geldiler. Ok kırılır, yay bozulur ama düşe asla bir şey olmaz. İşte bizim o düşe ihtiyacımız var. Ama sizler gibi o hayale sahip çıkan kahramanlar olduğu sürece de emanet emin ellerde demektir.
Allah'tan bir sürü peksimet getirdim de çocukların karnı doydu. Ah Kerem, eve dönelim de seni bir perhize sokayım bir. Tamam canım, sorun yok. O da anladı hatasını. Hepimiz çocuk olmadık mı? Olduk. Siz yarın ne pişireceksiniz, onu düşünün nasıl. Madem bugün peksimetle beslendiler, yarın bari balık falan yesinler. Ay keşke, ama nereden bulacağız ki? Dereden tutarız. Şahane olur. Tutuluyor mu oradan? Hı hı. İyi. Ben tutarım. Ya ben acayip iyi balıkçıyımdır. Öyle böyle değilimdir. Böyle bir yam atarım, balıklar tutulmak için sıraya girerler. Yani yarışırlar benim oltama gelmek için yani. Ufak at, ufak. Mahcup olacaksın bak. Hı hı. Bizim oltamız yok ama. Ya olta şart değil, balık tutmanın bir sürü yolu var. Tamam, bize de öğretin. Ben öğretirim. Ama, ama hocam. Bu tarafa, bu tarafa. Yavaş koyun ama yere. İçindekiler hassas. Dikkatli ol. Ne güzel parlıyor. Yani yıldızlar. Şehirde böyle görünmüyor. Sanki şehrin ışıkları onları böyle solduruyormuş gibi. Değil mi, değil mi? Onların da takım olanı var. Yalnız olanı var. Yani takım olanlarının isimlerini herkes biliyor neredeyse ama... yalnız olanlar öyle mi? Esamesi okunmuyor. Yok. Mesela Şimal Yıldızı. En parlak olan yıldız. Yapayalnız ama hepsinden daha çok ışık saçıyor. Ya. Ya. Yalnızlık zor be Nurgül Hanım. Haklısınız. Yalnızlık zordur. Herkes çadırlarından çıksın, çadırlarını temiz tutsun, uyku tulumlarını da düzenli koysun. Aynı babası. Hadi evladım, hadi. Çocuklar, Burak nerede? Lavabodadır. Buraya da bakalım. Neyse. Bir kampın olmazsa olmazı nedir? Uyumak mı? Lütfen uyumak deyin hocam. Ya yok evladım. Ya alın şunu. Ben seni böyle mi yetiştirdim be? Neyse. Soruma cevap alamadım. Nedir cevap? Hı? Tabii ki balık tutmak. Evet, balık tutmak. Biz balıkları tutacağız,
Azmi amcanız da pişirecek. Salih hocanız da bize yardıma gelecek. Çok şanslısınız ha. Şimdi hazırlıklar için gidin. Nereden geliyor? Aa, buradan. Ne oluyor orada? Gel bakayım. Hadi. Ay. Kafesine geri gidiyor. Yetişin. Yetişin. Tufan çıkıyor. Ne olur gemisine dönmüş burası. Babaanne, çiftler, babaanne. Çiftler. Ah. Anne. Anne iyi misin? Ay, ay hayır olsun. Kızım ne yaptın sen? Evi Amazon'a döndürmüşsün. Yasemin, buranın hali ne böyle yavrum? Ben sizden izin almıştım. Kimden izin aldın? Benden izin almadın. Cihan senden mi izin aldı? Babamdan da izin almamışsın. Kimi kimseden haberi yok gibi kimse. Herkes bir şey söylüyor. Bir şey yok. Ya ben size demedim mi yazın çalışacağım diye? Siz de kabul ettiniz. Benim de işim bu. Ne işi bu? Hayvan oteli. Yani insanlar tatile gidiyor, ben de hayvanlarına bakıyorum. Gülme Cihan. Ne yapayım ya? Peki bu kadar müşteriyi nereden buldun kızım? Onda da Ayşe teyze yardım etti. Allah'ım olacak iş mi bu? Ya tamam annesi yani sonuçta kötü bir niyeti yoktu kızım. Ya evet anne özür dilerim. Tamam bak güzel kızım bu kadar büyütecek bir şey yok. Şimdi sen hayvanları alıyorsun sahiplerine teslim ediyorsun. Ondan sonra yenilerini kabul etmiyorsun ve otelimiz kapandı diyorsun. Tamam mı canım? Gülme Cihan, Cihan gülme. Tamam ama nerede? Ya sadece bir tanesinin sahibi yok. O da kaplumbağa. Zaten bahçede buldum. Tamam onu da doğal ortamına bırakırız kızım. Ne yapalım? Ormana gidelim. Ormana gidelim. Oğlaşını da görürüz. Ben ormana gittim. Ormana siz gidin. Şur, orman buraya geldi. Zaten hapşırıktan öldüm ben. Oraya tamam, niye anacığım. Duruyorum burada? Tamam anacığım sen burada durursan daha çok hapşırırsın. Gel. Kızım hadi sen de çık buradan. Tamam anne. Ya kafeslerin koymama yardım etsene. Edeyim. Sen kediyi koy. Yok. Sen şey yapın. Gel. Ay merhaba. Anne sen onu pembe kafese koysana. Kime? Ne oldu ballar Berke? Ne olacak yenge? Şey oldu. Olmadı işte. Ya yenge Allah'ını seversen. Bak bu konulara girme ya. Bak rica ediyorum. Moralim bozuluyor. Üzülüyorum. Yatamıyorum. Uykularım kaçtı ya. Madem o kadar uğraştın. Ayı kılığına girdin. Balları getiremedin bari dere kenarına inseydin pençelerinle balık tutmaya. Onları satardık burada. Balık mı? Vallahi güzel fikir. Billahi güzel fikir. Balık tutacağım. Balık tutacağım. Atıp tutma Berke. Atıp tutma. Kolay iş mi o? Sabır gerektirir, sabır. Öyle saatlerce bekleyeceksin oltaya balık gelsin diye. Sen al şunları, müşteriye götür. Hadi, bekliyor. Yenge sen merak etme. Balık tutmakla alakalı benim aklıma bir yöntem geliyor. Sen bile şaşıracaksın. Ne yöntemiymiş o? 2,5 kilo, harika bu çocuk. Aman, balık tutacakmış. Bilmeceyle ilgili bir gelişme var mı? Yok hocam. Kerem dünyaları yedi ama çıtı yok. Olur olur. Zamanı var. Kerem'in de bir zamanı var. Emanetinde. Unutmanın da bir zamanı var. Hatırlamanın da. Kaybetmenin de bir vakti var. Bulmanın da. Onun aklında bir cümleyi tutamaması yüzünden şu an kim bilir neler kaybediyoruz. Belki emanet başkalarının eline geçiyor. Ama ben böyle olmasını istemezdim. Mete. Yanlış mı konuşuyorum hocam? Evet. Hem de çok yanlış konuşuyorsun. İçimizden biri hata yapabilir. Geri kalan her birimize düşen o hatasını telafi ederken ona destek olmak. Kusuru örtmekte gece gibi olacaksın. Yumruk savurma değil, yumruk olma zamanı. Eğer toz koparan olmaya talipsen buna da talip olacaksın. Nesi var bunun? Bu aralar biraz böyle hocam. Son zamanlarda biraz sabırsız davranıyor.
Onun davranışları yüzünden az kalsın ok atma yarışını da kaybediyorduk. İyi hadi bakalım. Arkadaşlar, bugün size oltasız balık tutmanın inceliklerini anlatacağım. Gözlerinizi dört açın ve beni dinleyin. Balık tutmanın en önemli kuralı dikkat, sabır ve zamandır. Olmadı. Yapacağım. Şimdi yapacağım. Sezgin hocam, isterseniz siz kurulanın, biz eğitime devam edelim. Harika bir iş çıkarmışsın Fuat. Ender de olsa bir şeyleri becerebildiğini görmek çok güzel. Sağ olun efendim. Beğenmenize çok sevindim. Bugünden itibaren artık Kuzgun'un gözleri bu ormanın üzerinde olacak. Onların en büyük hatası da bu. Biz görünenin imkanlarını sonuna kadar kullanırken... onlar görünmeyene o kadar çok güvendiler ki. Bu da onların sonunu getirecek. Hazırlıklara bakılırsa yakında büyük bir organizasyon var gibi. Evet. Mete ile Salih büyük bir adım atmak üzereler ama... bilmedikleri şu ki ne yaparlarsa yapsınlar ben her zaman onların bir adım önünde olacağım. Hem havadan hem karadan. Karadan takip için göreve hazırım. Salih gibi tehlikeli bir rakibi onu iyi tanıyan birinin takip etmesi yerinde olur. Bence Nevzat sen ufak ufak da olsa emekliliği düşünmeye başlayabilirsin. Oğlun Sinan pek seni aratmayacak gibi. Ne oldu Nevzat, bir sıkıntı mı var? Sinan böyle bir vazife için yeterince hazır olmayabilir efendim. Efendim. Ne güzel söyledin öyle, ne kadar çok yakışıyor ağzına. Efendim. Efendim. Evet Nevzat, ben senin efendinim. Sadece senin değil, oğlunun da efendisiyim. Ve efendiniz olarak sizden tek beklediğim şey... benim bütün isteklerime evet efendim diye cevap vermeniz. Yani benim büyük planlarım için senin o küçük kafandan geçen fikirler hiçbir şey ifade etmiyor Nevzat. Senden duymak istediğim tek şey evet, efendim.
Yoksa neler olabileceğini biliyorsun, değil mi Nevzat? Değil mi Nevzat? Evet efendim. Evet efendim. Evet. Ver onu da. Tamamdır. Buraya bu seti kurup suyu burada tutarak ne yaptık? Akarsuyu yatağını değiştirmiş olduk. Tam da bu. Böylece sığ suda saklanamayan balıkları yakalayacağız ama bu kolay bir iş değil. Sabır gerektirir. Bekleyeceğiz. Suda hareket etmeyeceğiz. Çok sessiz olacağız. Hatta gölgemiz bile suya düşmeyecek. Bazı balıkların gözü o kadar keskindir ki siz yakınında değilken bile sizi fark edebilirler. Aslında okçuluğun temeliyle aynı. Yani sabır ve doğru zamanlama. Mesela eski savaşlarda okçular bir tepeye yerleşirler. Doğru zamanı ve vazifelerini yapacakları anı beklerler. Ne oraya bırakıp kaçarlar ne de savaş meydanına inerler. Her türlü koşulda, güneşin altında, karın üstünde vazifelerini yapmak için doğru zamanı beklerler. Eğer herhangi bir tanesi erken bir atış yaparsa kaybeder. Bütün arkadaşlarıyla bir göz olup hissetmeli, bir el olup aynı anda oku hedefe bırakmalı. Yani vazifeli olduğu tepeyi terk etmeyecek okçu. Okçuluktaki iki esas: sabır, doğru zamanlama ve omuz omuza verdiğin arkadaşlarını yarı yolda bırakmama. Bir olma. Anladım ben Atam hocam. Sabırsız davrandığım için sizden ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Ah çok iyi, çok iyi. Hepimiz hata yaparız. Ama önemli olan hatamıza devam etmemek. Eğer böyle yaparsan, işte o zaman hedefine ulaşır. Zaferi kazanırsın. Hadi bakalım, siz devam edin. Uzak durun siz mavi ay. Hem bitiremezsiniz hem de boğulma tehlikesi falan geçirirsiniz. Uğraşmayalım sizinle. Sinan, boş oltayla balık tutulmaz diye bir laf var ya, siz de boş laflarla balık tutmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar acıklı. Mavi ay anca bizim oltamız ucuna yem diye kaptığımız kurtçuk balığıdır. Hadi bakalım kim daha iyiymiş görelim. Karada sizi çok yendik, bir de suda yenelim. Hadi o bakın ne olacak.
Başardık. İyi işte. Ay, ne oldu? Ay. Ay. Hocam nereden geldi o? Burgu hocam korkmayın, ben sizi korurum. Neydi o, size söyle ya? Bir şey yok. Patlama kesin oldu. Çocuklar toparlanın hemen. Yakar oldu Berke. Gelsin balıklar. Şu patlamaları dua edin. Yoksa sizden daha fazla balık tutacak. O işler öyle olmuyor Sinancığım. Sonuçta biz tuttuk balıklarım. Var mısınız iddiaya? Bir dahaki sefere sizden daha fazla balık tutacağız. Sonra iddialaşırsınız. Şimdi sırası değil. Hadi kampa döneceğiz. Hadi hocam. Bir dakika, bir dakika. Murat nerede? Nerede? Murat. 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 Hah, geliyor işte. Nerede? Buradayım. Kaç tane balık var ya orada? Bir, iki, üç, dört, altı tane, altı. Ne? Yok artık. Gördünüz mü mavi şirinler? Yarışı biz kazandık. Mümkün değil arkadaşlar Murat'ın bu kadar balık tutması. Ama bir şekilde tutmuş işte. Bir gariplik var. Haklısın Asya. Ay hadi 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 hadi. Hadi, hadi yürüyün hadi. Evladım hadi yürüyün. Canım, siz çocukların yanına gidin, ben hemen peşinizden geliyorum, tamam? Nevzat Bey, keşke sizi kampta gördüğüm kadar çok veli toplantılarında da görebilseydim. Ben oğluma güveniyorum Cihan. Başarısından eminim. Derslerdeki başarısına lafım yok. Fakat ailenin ilgi ve alakasının çocuğun davranışları üzerindeki etkisini de unutmamak gerek. Eğitimci olarak sana tavsiyem, Sinan'la biraz daha ilgilenme. Bu iyi niyetli tavsiyeni unutmayacağım. Ha, bu arada göreve geri dönmüşsün. Tebrik ederim. Ama dönmek kadar orada kalmak da önemli. Dikkatli olmalısın. İnsanın her zaman ikinci bir şansı olmaz. Bu da benden sana tavsiye olsun. Ne de olsa eski dostuz. Değil mi? Evet. Buyur. Yeter. Epey balık yakalamışsınız. Eğitim işe yaradı galiba. Aslında biraz daha tutardık ama birkaç patlama sesi duyduk. Tedirgin olduk. Ne olduğunu da anlayamadık. O yüzden erken döndük kampa. Belki tehlikeli bir şey vardır falan diye. Evet evet Salih hocam. Yani gürültünün nereden geldiğini de anlamadık. Apar topar geldik kampa. Aynen. Bu tehlikeli bir şey olabilir. Ben bir Celal Bey'e sorayım. Tabii hocam. Afiyet olsun. Balıklar çok güzelmiş. Evet. Ay, benim oğlum balık mı yiyormuş? Balık mı yiyormuş? Getir. Aa, anne yapma. Mıncılan anneye ama denmez. Mıncılan anneye ama denmez. Oh vallahi kokusunu özlemişim. Özlenmez. Özlenmez mi? Ay.
Balık yemez miydi? Bol fosforu var içinde. Üstelik ben toplarım. Teşekkür ederim Keremciğim ama ben tokum. Oy, anasının kocası. Anne, anne ne yapıyorsun? Anne ya. Uy. Anne, bütün karizmamı çizdin ya. Cihan, hayırdır? Bizim bahçeye yanlışlıkla yolu düşmüş masum bir kaplumbağa. Ormana salmak için getirdim. Ait olduğu yere dönsün diye. Herkes ait olduğu yere dönünce mutlu olur ama sen pek mutlu görünmüyorsun. Şu Nevzat. Celal Bey'in yanında çok sık görüyorum. Epey samimiler galiba ha? Öyle. İşte bu durum kimin nereye ait olduğu konusunda kafamı karıştırıyor. Doğru. Benim de kafamda bir sürü soru işareti var. Herkes ormanın bilinmeyenlerle dolu olduğunu söyler. Ama beni mutlu ediyor. Herkese gizemli gelen şey sanki benim evimin muhafızlarıymış gibi geliyor bana. Ama işte burada... Burada beni de rahatsız eden bir şey var. Ne yapmayı düşünüyorsun? Doğru cevabı bulmayı. Ama doğru cevabı bulana kadar bir hüküm vermeyeceğim. Başkalarının bize yaptığını biz onlara yapmayalım. Kimseye adaletten başka borcumuz yok. Adalet ve cevaplar için ne zaman bir yardıma ihtiyacın olursa unutma. Ben her zaman buradayım. Sen zaten hep buradaydın. Herkes ait olduğu yere döner. Müsaaden de. Gel bakalım ihtiyar. Çırak mı var? Ha. Hangi çırak? Bizim çırak. Bizim çırağımız mı var? Var, var. Hiç haberim olmadı. Benim de olmadı vallahi. Bir anda öyle kendiliğinden geliverdi. Ha. Bir anda zuhur etti diyorsun. Öyle oldu. Ama çok iyi oldu. Her yere koşturuyor. Ha, iyi bari. Ama Kerem, oğlum hep döktün. Dur, ben koyayım. Dur ben koyayım yavrum, dur. Dur anne, getir. Allah Allah. Durduk yere bir de çırak çıktı başımıza. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Neyse ya, bizim Zevzek Berke'den daha iyidir sonuçta. Ya evladım, nedir bu kadar gülünç olan? Yani herkesin annesi var sonuçta. Yok Sinancığım, ben öyle demek istemedim hayatım. Sinan, üzülme. Ah be Nurgül hocam. Öyle demek istemedim. Ağzımdan kaçıverdi ya. Özür dilerim vallahi. Benden değil, Sinan'dan özür dileyin. Dileriz, ondan da dileriz.
Biliyor musun, ben de küçükken böyle tek başına oturur düşünürdüm. Ne hissettiğini iyi anlıyorum yani. Sanmıyorum hocam. Zaten öyle anlaşılmak gibi bir derdim yok. Kızgınsın değil mi? Evet. Hem de çok kızgın. Mavi'ye, özellikle Demet'e. Kendilerini bir numara sanıyorlar. Ben onu demiyorum ama. Hayatı kızgınsın değil mi diye soruyorum. Mesela ben kızgınım. Hayata, yalnızlığa, annesizliğe. Belki de anneme kızgındım. Neden ben diyordum, niye benim başıma geliyor? Herkesin annesi var, benim niye yok? Hatta çocuk aklımla kendimle suç arıyordum. Herhalde bir hata yaptım ki annem yok diyordum. Peki sizin anneniz nerede hocam? Bilmem. Hiçbir zaman bilmedim. Ben bebekken terk edilmişim. Yetimhanedeki görevliler annemizdi bizim. Herkesin bir tane annesi var. Benim bir sürü annem var diye avutuyordum kendimi. Ama aslında yoktu. Hiç tanımadım. Hiç bilmedim kim olduğunu. Bak sadece bu var. Eski bir fotoğraf. Sen yine şanslısın, annen var. Ama hiç görmeye gelmiyor beni. Yok olsa daha iyiydi. Hem beklemezdim en azından. Bak bir tanem. Bazen gerçekler sandığımızdan çok daha farklıdır. Annen eminim seni çok seviyordur, çok özlüyordur. Bir anne yavrusundan ayrı kalmak ister mi? İstemez. Zor biliyorum başkalarını anneleriyle görmek. Ama sen ne olursa olsun ne annene, ne kendine, ne de başkalarına kızma, tamam mı? Bir anne er ya da geç mutlaka çocuğunu bulur ve ona sarılır. Tamam mı? Ben hep buna inandım, sen de inan. Yerim ben seni. Canım benim. Kızım. Tertip ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya Azmi yapma olur. Yap. Sen yapma bari ya. Sen yap. Aa Cihan Hoca. Hocam ya niye zahmet ettiniz? Ha? Ben bunu hemen yemeklerin yanına koyayım geleyim. Bir dakika, bir dakika. Baba, merhaba. Ne haber oğlum? Ya ne düşünceli adam ya. Kral. Hı? Hiç eli boş gelmiyor. Oh. İyi misin? Her şey kontrol altında mı? Neden geldiniz kampa? Kaplumbağayı doğaya salmak için. Kaplumbağa mı? Evet. Ne? Nerede? Kaplumbağasınlar daha önce. Hocam göstereyim. Arabada mı yoksa? Yok, Sezgin hocanızın elindeki kutunun içinde. Aa, Sezgin hocam. Hocam, hadi açın. Ne kaplumbağası evladım, ha? Ne diyorsunuz, anlamıyorum. Kutu kaplumbağası hocam, açın da görelim. İçinde mi kaplumbağa vardı? Hocam, yoksa korktunuz mu? Yok canım, ne korkacağım ben kaplumbağadan. Ben birazcık tavşandan korkardım. Şimdi kaplumbağaya bak, seveyim de görsün günde. Çocuklar, Sezgin hocanız burada yokken bu hayvancağızı alalım, hemen doğaya salalım, tamam mı? Hocanız da rahat etsin, kaplumbağa da rahat etsin. Hadi bakalım. Dikkatli olun ama. Buyurun. Müsaade var mı? Hocam buyurun. Çocuklar balık tutarken bir patlama sesi duymuşlar. Bilginiz var mı? Patlama sesini.
Hayır, hiç duymadım ama bir jandarmayı arayayım, gelsin baksın. Gelmeniz isabet oldu. Ben de size bir şey göstermek istiyordum. Buyurun. Tam kapsamlı görüntülü güvenlik sistemi. Bundan sonra çocukları kamp yerlerinde, oyun alanlarında ve ormanın içinde takip edebileceğiz. Yani tekrar ormanda kaybolmalarını istemeyiz, değil mi? Netice itibariyle her şey onların güvenliği için. İyi düşünmüşsünüz. Çocukların başına bir şey gelmesini ben de istemem. İyi. Bu konuda hemfikir olmamıza çok sevindim. Müsaadenizle. Bir şey mi oldu Sinan? Yo, Mavi'nin ormana gittiğini söylemeye gelmiştim. O zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun Sinan. Onları takip et. Tamam. İşte bir tuhaflık var. Görelim bakalım neymiş. Acaba drone da gerçekten güvenliğimi sağlıyorsun. Bu görev de böylece başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Hadi Salih Hoca'nın günümüz Türkçesine çevirdiği haliyle bilmecenin üstünden geçelim. Bazen mavi biçini, bazen karanlık bir mezar gibi. O aşağıya akarken sen başını yukarıya çevir. Gök cisimleri yolunu aydınlatıp açınca... Göğe ulaşmak isteyen yere merdiven kazar. Can denizde neydi? Salih Hoca ne diyordu? Of Kerem ya, yine mi unuttun? Ya biliyorum tabii ya. Of, unuttum ya. Ne dediğinizde? Yazdığımız kağıt yanınızda mı? Kampta kaldı. Çocuklar panik yapmayın. Buldum buldum. Sözleri hatırlamak için kendim bir tane şarkı yapmıştım. Şimdi onu söyleyince hatırlarım. Bazen mavi bir çini, bazen de karanlık bir mezar gibi. O aşağı akarken sen başını yukarı çevir. Gök cisimleri yolunu aydınlatıp açınca göğe ulaşmak isteyen yere merdiven kazar. Kendisi denizde kaybolsa bile namı kalır bize hatıra. Yo! O zaman mavi çinili bir mezar mı bulmamız lazım? Of, lütfen mezar falan olmasın. Karanlık olunca ben derinin görüntüsünden bile korkuyorum. Ne dedin sen? Tekrar etsene. Ne dedim ki ben? Üf, dereden korktuğunu söylüyor işte. E normal tabii. Karanlık olunca siyah görünüyor. Bilmecenin ilk kısmını çözdüm. Nasıl yani? Şimdi bazen mavi biçini, bazen karanlık bir mezar diyor. Yani gündüzleri mavi, akşamları karanlık olan bir şey. Yani dere. İlk önce oraya bakmalıyız. İpucu kesin orada. Arkadaşlar, birisi beni aydınlatabilir mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Gel Kerem, ben sana yolda anlatırım. Senin sayende çözdük ama sen hala anlamadın durumu. Gördünüz değil mi saklanmanın önemini?
ruhları bile duymadı bizi. Görünmez olduk resmen. Harika. Uzaklaşıyorlar Sinan. Dereye gidiyorlar. Ne yapacağız şimdi Sinan? Saklanarak takip etmeye devam edeceğiz. Of, çok heyecanlı. Patlamaların sebebi buymuş. Dinamit de avlamış bütün balıkları. İnanamıyorum bunu yaptığına. Doğayı böyle tüketirsen sana bir daha balık mı verir? Ne canlı insanlar var ya. Ona iyi bir ders vermeliyiz. Benim bir fikrim var. Güzel Allah'ım, kurtar canımı. Bağışla, bunlar nereden çıktı beni? Allah'ım ne olur affet. Sen doğaya ve balıklara zarar veriyorsun. Ben mi? Asla. Öyle bir şey olabilir mi? Ben yemesini bilirim, tutmasını değil. Sakın bize yalan söyleme. Biz orman çocuğuyuz. Her şeyi biliyoruz. Evet, biz orman çocuğuyuz. Hesaplaşma vardı Berke. Anam, vallahi bunlar benim adımı da biliyor. Tövbe, avlama mavlama hiçbir şey yok. Komutanım, Allah sizden razı olsun. Kurtarın beni şu orman çocuklarından. Gel bakalım buraya, biz de seni arıyorduk. Götürün. Çok iyi oldu. Jandarmayı kim çağırdı acaba? Bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Acaba bilmecenin ilk mısrasını yanlış mı çözdük? Sanmıyorum. İlk mısra bizi buraya kadar getirdi. Bundan sonrasını ikinci mısra getirir bence. O aşağıya akarken sen başını yukarıya çevir. Yukarıda bir şeyler olmalı. Ama ne? Aa, yoksa bulutlar mı? Şuna bak. Aynı koyun gibi. Buldum. Tepeye bakın. Ben hiçbir şey görmüyorum orada. Tepeye çıkmamız gerekiyor. İkinci mısra bunu söylüyor. Doğru. Hadi hemen gidelim, hadi. Çıkın ortaya. Ne? Karel mi burada? Şaşırdık mı? Hayır. Ne arıyorsunuz siz burada? Hiç. Ormanda geziyorduk. He, biz de yedik. Ormanı keşfediyorduk Asya. Hem siz ne yapıyorsunuz burada bakalım? Ya sizin başka işiniz yok mu? Sürekli peşimizdesiniz. Arkadaşlar, Budu Budu FM yayına başladı gene. Ama ses biraz parazitli mi?
Yoksa bana mı öyle geliyor? Tam duyamıyorum da. Aynen, ben de duyamıyorum. Her neyin peşindeysen onu sana bırakmayacağım. Bizden daha akıllı, daha iyi değilsiniz. Bunu sakın unutmayın. Hazırlanın. Çabuk tepeye çıkıyoruz. Hadi, 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 hadi. Daha yakına gir Fuat. Hay hay. Durumun ne işi var burada? Hadi acele edelim. Bu taraftan. Merak etmeyin, bulacağız. Mola, mola, çok yoruldum. Ne molası ya? Yorulacaksan gelmeseydin. Ne yapayım ama Sinan? Sen de hemen kızıyorsun. Bizi yavaşlatıyorsun Murat. Mavi Aydan daha önce ulaşmamız gerekiyor. Hızlanalım, hadi. Benim bir planım var. Siz devam edin tırmanmaya. Mete'yi bu Fuat daha çok yaklaşman lazım. Mete'yi bul dedim, ver şunu bana. Okçuluktaki iki esas, sabır, doğru zamanlama,
ve omuz omuza verdiğin arkadaşlarını yarı yolda bırakmama. Bir olma. İyi misin Mete? İyiyim ben, merak etmeyin. Drone'u hallettim. Siz bir şey bulabildiniz mi? Henüz değil. Gök cisimleri yolunu aydınlatıp açınca diyordu 3. mısrada. Gök cisimleri ne ya? Ay, güneş, ne bileyim, yıldız falan herhalde. Yani şimdi geceye kadar bekleyecek miyiz? Bence biraz etrafa bakalım. Belki ipucu falan buluruz yolda. Acaba semboller bize neyi göstermeye çalışıyor? 4. mısra diyordu ki göğe ulaşmak isteyen yere merdiven kazar. Yere merdiven kazar, kazar, kazar. Yo! Kerem, çabuk çık bakayım oradan. Hadi, hemen, hemen, hemen. Elif, az öteye git. Ölüyorum burada. Ya kazacağız diyorum. Burayı kazacağız işte. Çok mantıklı. Ağacın altında bir şey olmalı. Evet. Evet, hadi. Kazın hadi. Hadi Kerem, yardım et. Hadi. Bir şey bulduk. Ah, durun, durun, durun. Kaldırın. Şu kaldırın, dur, kaldırın, dur, kaldırın. Dur, dur. Al, o tarafa sonra şunu sonra. Al, al. Bir. Çıkardım ben. Hadi yardım edin. Hadi, hadi biraz daha bu tarafa. Hazine mi yoksa? Allah'ım inşallah hazinedir. Yavaş olun, kırılabilir. Evet, dikkatli olalım. Hadi biraz daha arkaya.
Nasıl açacağız? Şifre gerekiyor bize. Çok karmaşık bir mekanizması var. Anladığım kadarıyla çentikleri doğru sayılara yerleştirdiğimizde açılacak. İyi de şifre ne olabilir ki? Arkadaşlar, tabii ki de bilmecenin son mısrasında gizli şifre. Çok haklı. Şifre onda olmalı. Kendisi denizde kaybolsa bile namı kalır bize hatıra. Denizde kaybolan biri. Buldum. Toz koparan. Yaşa Mete. Toz koparanla ilgili bir sayı bulmamız gerekiyor. Ne olabilir? 1281 gez. Toz koparanın efsanevi atışı. 1281 şifre olmalı. Hadi. Hadi, hadi dene. Açıldı mı? Aa, tuzaklıymış. İyi ki yanlış şifreye girmemişiz. Kağıt yanardı vallaha. Bu da ne böyle? Usturlap. Usturlap mı? O da ne? Usturlap, gök cisimleri arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır. Ayın ve yıldızların konumunu belirler. Şu şekillere bakın. Aynı ağaçtakiler gibi. Evet. Hadi, bunları bir an önce Salih Hoca'ya göstermeliyiz. Hava kararmadan ve daha çok sis bastırmadan dönelim bence de. Hadi. Evet. Hadi, hadi. Hadi Kerem.